Ahmet Bey, şimdi başka bir örnek verirsek bu modüller üzerine. Bir hasta düşünelim. Biyopsi yapıldı, ince iğne aspirasyon biyopsisi. Ve foliküler neoplazi şeklinde bir raporlama geldi karşımıza. Ya da foliküler adenom olarak geldi. Bu hastaları ameliyat ediyor musunuz? Ediyorsanız nasıl ameliyat ediyorsunuz? Evet, tiroidin farklı bir durumu. Papiller kanserlerde iğne biyopsisiyle tanı değeri çok yüksek. Ama foliküler neoplazi sonuç olarak gelmişse işler o zaman değişiyor. Çünkü foliküler neoplazi kanser de olabilir, selim yapıda kanser olmayan bir durumda olabilir. Bu nedenle iğne biyopsisi tek başına güvenilir değildir. Tek çare vardır, ameliyat etmek. Ameliyatta patolog dokunun tamamını görerek dokunun dışına doğru veyahut da nodülün dışına doğru hücrelerin ilerleyip ilerlemediğini görür ve bunun kanser olup olmadığına karar verir. O nedenle bunda ameliyat tekniği tamamen farklıdır. Eğer bir hastada siz bize göndermişsiniz, foliküler neoplazi çıkmışsa hasta yapılacak ameliyat standarttır. Öncelikle hastaya neoplazi bulunan veyahut da nodülün bulunduğu tarafı çıkarmaktır. Tiroid dokusu iki lob, iki tarafta bulunur ve o taraf çıkartılır. Buna lobektomi denilir. Patoloğa gider, patolog bakar. Bu selim yapıda kötü olmayan bir tiroid nodülüdür. Foliküler neoplazi kanser değildir. De olay bitmiştir. Ama eğer foliküler kanser derse bize ki 3'te 1 oranında söyleme riski var bunun. Bu defa hastayı ikinci kez ameliyata alıp diğer tarafını tamamlamak gerekir. İlk ameliyatta niye peki hepsini çıkarmıyor? Çünkü bilmiyoruz kanser olup olmadığını. Eğer kanser değilse fazladan bir ameliyat yapmış olacağız. Baştan itibaren kanser olarak kabul etmediğimiz bir şeye niye total tamamını çıkartalım? Böyle bir şey diyor. Foliküler neoplazi de standart bir işlemdir. Hasta ameliyat geçirir, bir tarafı çıkartılır. Kanser çıkarsa diğer tarafı da çıkartılır. Başta agresif cerrahi, büyük cerrahi yapılmaz. Çünkü cerrahi büyüttükçe komplikasyon riskleri de artmaktadır. Bir de hastayı ömür boyu tiroid hormonuna mahkum etmek, selim bir hastalık nedeniyle mahkum etmek zorunda kalırsınız. O nedenle burada standart tedavimiz var. Bunu uygulamak gerekir. Kanser çıkarsa tekrar ameliyat alıp diğer tarafı da çıkartmak gerekecektir. Tabii kanser çıkarsa aynı zamanda her ne kadar foliküler kanser, papiller kanser gibi radyoaktif iyotu yoğun olarak tutmasa da gene de radyoaktif iyot verilebilir. Herhalde. Evet, verilebilir. Tabii ki. Yani onu tabii nükleer tıp uzmanları ile birlikte konuşarak karar veriyoruz. Papiller kanserde çok etkili radyoaktif iyot. Foliküler kanserlerde o kadar etkili değil fakat yine de veriliyor. Diğer taraftan papiller kanserin davranışından farklı yapıda olduğu için foliküler kanser. Ki bazı kanserler de papillofoliküler. Yani hem papiller hem foliküler yapıda da olabilir. Bunlarda da tedavi seçenekleri farklılaşır. Bizim burada vurgulamak istediğimiz papiller kanserin ameliyatıyla baştan itibaren foliküler kanserin ameliyatı baştan itibaren birbirinden farklıdır. Çünkü tanı zorluğumuz vardır foliküler kanserde. Ancak ameliyat sonrasında patoloğun bize söyleyeceği durumla karar vermek durumundayız. Tabii. Belki ikinci bir ameliyat da gerekebilir. Hatta ilginç kombinasyonlar bile olabiliyor. Bir hastada diyelim ki 3 tane nodül var. Üçünde de kanser çıkabilir. Diyelim ki sol lobda papiller kanser, işte klasik varyant çıktı. Sağdaki daha küçük nodülde papiller kanserin onkostik varyantı çıkabilir. Onun altındaki nodülde foliküler kanser çıkabilir. Multifokal. Evet. Yani bu şekilde ilginç kombinasyonlar da görüyoruz. Çok görüyoruz. Tabii ki görüyoruz. Zaten özellikle papiller kanserde biz foliküler konuşuyoruz ama multifokal olma riski zaten yüksektir papiller kanserleri. O yüzden total tiroidektomi de bu konuda değerlidir zaten. Yani tiroidin tamamının çıkartılması. Burada söylenecek son söz, papiller kanserde ameliyat başta itibaren karar verilmiş, girmiş yapılacak şekilde ne olacağı ünlü. Folikülerde ne yazık ki onun kanser olduğunu bilmiyoruz, daha bilmiyoruz. Selim de çıkabilir, kanser de çıkabilir.